Örgüseverler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir şiş örgüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün birkaç saatte bitirebileceğiniz çok basit spagetti iple bir bere yapıyoruz. Bunda çok değişik bir örme ve sökme tekniği, yeniden örme tekniği kullanacağız. Nakos spagetti ip kullanıyorum. 8 milimetre şiş kullanıyorum. 48 ilmekle başlayarak bir ters, bir düz örgü şeklinde 6 sıra lastik örgüyü tamamladım. Şimdi desenimizi yerleştiriyoruz. Bunda dikkat etmemiz gereken şey, düz örgülerde arttırma yaparken düz ilmekte şu V şeklini elde etmek. Üzerine sararken ipin yönüne dikkat edeceğiz. Şimdi düz örmek için ipi arkaya aldım. Düz örgümü yapıyorum. Tekrar arkaya atıyorum. Bakın şu V şekli elde edilmeli. Düz örgümü yapıyorum. Ters örgümü yapıyorum. Tekrar düz örgü yapacağım. İpimi arkaya attım. Düz ördüm. Tekrar arkaya attım. Bakın yine düz ilmekte V şekli oluştu. Buna dikkat ederek bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir düz, bir ters ama artırmalar yapıyoruz. Sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Artırma işleminden sonra arka sırada düz örgülerimizi düz, artırdıklarımızı da ters olarak örmeye devam ediyoruz. Yani bir düz ve üç ters örgü şeklinde bir lastik örgü yapacağız, devam edeceğiz. Bu şekilde 15 sıra örmemiz gerekiyor. İlk sırada arttırmıştık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 12 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Daha sonra farklı bir işlem yapacağız. Evet, bir düz örgü ve diğerleri şu anda ters. Arka sıraya geçtiğimizde tabii farklı olacak. Bu şekilde ben örerek tamamladım. 3 ters, bir düz örgü biçiminde. Ve daha sonra misinalı şişe aldım. İlmeklerimi çok arttığı için ve işlem yapacağım için. Bakın şu şekilde elde ediyoruz. Çok yumuşak dokulu salaş bir bere ortaya çıkıyor. Şimdi sökme işlemini nasıl yapıyoruz? Bir düz ilmeğimiz ve yanındaki iki ters ilmek. Şunu sabit tutuyoruz sökmeden. Bir ilmek sabit kalıyor. Üç ilmeği çıkartıp aşağıya kadar söküyoruz.
Arttırdığımız sıraya geldik şu anda. Her iki yandan sararak üstünü artırmıştık. O sıraya geldik. Bu ilmeği sabit tutuyoruz. Her sırada tam anlamıyla sökülmüş mü iyice kontrol edelim. Sökme işlemi tamam. Evet, bu kalmış. Şu anda tamam. Sökme işleminden sonra iki sıra ipimizi alarak tek bıraktığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tekrar iki sıra ip alarak içinden geçiriyoruz. Yeniden bir örme işlemi yapıyoruz. Evet, bunu şişimize takıyoruz. Aradaki tek ilmeği tekrar şişe takıyoruz. Yine sökme işlemi 3 ilmeği, düz ilmek ve yanındaki 2 ters ilmeği söküyoruz. Şekilde ilmeklerimizi söküp ördükten sonra bir sıra geçiyoruz sadece. Bunda tamamen bitirme işlemi yapmıyoruz. İlmeklerin içinden iplik geçirerek büzüyoruz. Çünkü çok kalın bir ip. Yumuşaklığını koruması için ilmeklerimizi ördüğümüzde sabit tuttuğumuz ilmeği örerek son bir sıra örgümüzü gerçekleştiriyoruz. Şuna dikkat etmeliyiz. Ördüğümüz ilmek üstte kalmalı. Bunun için sabit tuttuğumuz ilmekle ördüğümüz ilmeği yer değiştiriyoruz. Şöyle. Şunun önde kalması için yer değiştirip bir sıra bu şekilde örgü yapıyoruz. Bir kez daha göstereyim. Söküp ördüğümüz ilmek önde kalıyor. O şekilde bir sıra. Evet. Bu sayı bitirdikten sonra ilmeklerimizin içinden ipi geçiriyoruz ve büzerek finalliyoruz. Çok yumuşacık dokulu, harika bir bere elde etmiş oluyoruz. Başka örgülerde görüşmek dileğimle.